Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aloe vera çiçeğimi göstermek istedim. Aloe vera çiçeğimi nasıl bakıyorum, neler yapıyorum sizlere kısaca anlatayım. Aloe vera çiçeğimi çok seviyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Yaprakları uzadığı zaman ben bunu kesiyorum arkadaşlar makasla. Bakın bazı yerleri kesik zaten. Şöyle göstereyim. O zaten tekrardan uzuyor. İçindeki jeli de kullanıyorum. Krem amaçlı diyeyim size. Onun dışında aloe vera çiçeğim minik minik yavrular veriyor. Şöyle altından ben onun yavrusunu aldım arkadaşlar. Filizini diyeyim ona. Bu şekilde kendi hazırladığım toprağıma tekrardan ektim. Şimdi çoğaltıyorum. Şöyle kökünden çıkardım arkadaşlar onu. Yine köklü olarak başka bir saksıya şimdilik böyle bir saksıya aldım. Az büyüdüğü zaman daha büyük ve güzel bir saksıya ekeceğim. Şimdilik tutması için böyle hazırladım arkadaşlar. Sizler de aloe veranızın bol bol yavru vermesini, filizlenmesini istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Mesela ben ne yapıyorum? Daha doğrusu sizlere hemen kısaca anlatayım. Aloe vera çiçeğim evin içinde duruyor, masamın üzerinde. Aslında ısı olan bir yerde duruyor bu çiçeğim. Burada soba yanan bir yer. Soba yakın olmasa da ısı alan bir yerde masamın üzerinde duruyor. Buna haftada 2 kere su veriyorum arkadaşlar. Çok sulama yaptığımız zaman kökünde çürüme olabiliyor. Şimdi kış haftada 2 kere su verebilirsiniz. Onun dışında aloe vera'ya maya yapabilirsiniz arkadaşlar. Kuru maya aloe vera'm. Ben mesela şöyle söyleyeyim. Kuru maya kullanmaya başladıktan sonra aloe vera'm yavru vermeye başladı. Yani daha açık ve net bu yani arkadaşlar. Mayayı kullandıktan sonra daha çok yavru vermeye başladı. Daha da kendine geldi, daha da canlandı diyebilirim. Sizler de kuru mayayı aloe vera çiçeğinize de verebilirsiniz. Zaten bunu bana Instagram'dan da sormuşsunuz arkadaşlar. Kuru maya tarifini aloe vera çiçeğime de verebilir miyim diye verebilirsiniz arkadaşlar. Hem de çok güzel verebilirsiniz. Bakın gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Sizler de sonra yavruları çıktığı zaman onları tekrardan çoğaltabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum.